Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ki. Belki de sadece seni istediğim için öyle davrandım Feriha. Belki bu kadar basittir. Her şeyi hak ettiğimiz gibi Feriha. Geldim. Borç yok. Teklif yok. Buradayım. Her şey hak ettiğimiz gibi olacak. Ne işiniz var sizin burada? Ne oluyor? Bülent yok. Thank you.
Ne oldu? İstemiyor musun artık beni? Her şey hak ettiğimiz gibi değil mi? Yani anlamadım. Gece dışarı çıkmasına ne sakınca var Bülent? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Babama benziyor. Hadi. Buradayım işte. İstediğin gibi. İstemedim. Ben de sana yalan söyledim. Git yüzünü yıka da evine dön. Gitmiyorum. Ne değişti de yalan söyledim diyorsun? Feriha git. Gitmiyorum. Feriha git. Gitmeyeceğim. Bırak. 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 Sen değilsin. Bırak. Ah ya bırak. Bırak. Sen yarattın. Her şey yalan da anlamıyor musun Feriha? Bitti işte. Yokuz. Bitti. İstediğin gibi. Hak ettiğimiz gibi. Thank you.
ikimizi de cezalandırmak istedim. Bunu bile beceremedim. Ben şu servisi yapayım kızım. Sen de şu Ferra'yı dürt de kalksın, okula geç kalmasın. Tamam anne, ben hallederim. Hadi. Feriha. Hadi git yat. Feriha, neredesin sen ya? Kızım bu ne hal? Ya Feriha, nereden geliyorsun böyle? Ya bir şey söylesene. Feriha, açsana kapıyı. Ya Feriha! Feriha! Of! Günaydın. Günaydın. Bir şey lazım mı? Yok, bir şey lazım değil. Sağ ol. İnanmıyorum ya. Ne oldu? Cansu, bir şey mi oldu? Ya Emir gitti galiba. Arabası yok, evde yok. Kamyon falan geldi mi buraya? Yani nakliye için. Yok küçük hanım, bu vakte kadar bir şey gelmedi. Bir şey lazım mı? Yok, sağ ol. Belki sadece ev bakmaya gitmiştir Cansu. Abartma. Ama bana haber verecekti. Gece öyle konuşmuştuk. Of, senin de işin zor Cansu ya. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz. Feriha bak, bana anlatmak zorundasın. Ya nereden geliyordun o halde? Kabus gördüm. Ya Feriha, delirdin mi sen? Yani kabus görüp kendini o şekilde dışarı mı attın yani? Kabus gördüm. Nefes almak için dışarı çıktım. Uyandım, bitti. Peki öyle olsun. Annenin küpelerini takmıyor musun? Bırak onu. Tabii canım. Ya bu saatte uyandırmamak için aramamıştır. Ev bakacak, sonra da gelecek. Hemen karar veremez belki de. Günaydın. Ben de sana uğrayacaktım. Ha, zamanım var o halde. Sabah kahvesi için ben sana uğrayabilirim. Harika, bekliyorum o zaman. Ya bu kadar hızlı olamaz değil mi? Yani böyle apar topar kaçar gibi gitmez. Cansu, bak birazdan Nebahar Hanım gelecek. O yüzden bu emir konusunu artık kapatalım, olur mu? Oo,
Muhteşem aile dostun Levent Hoca'nın annesi Nebahar Hanım. Onur konuğu. Ha ne kadar önemliymiş. Bak, sinirlerine hakim olamayacaksan lütfen odana git. İyi günler, kolay gelsin. Sağ ol. Ne Bahar? Ah, pardon. Günaydın. Dün sesin soluğun kesildi, merak ettim. Kim o sabahın köründe? Bir arkadaş. Hı. Bir şey soruyor da. Sabah sabah ne merak? Senin bu halin ne? Dün geceden beri suratın asık. Neredeyse kendimi günce gibi hissedeceğim. Ne günce sende ya? Gittin. Sonra dün gece geldim pat diye ben geldim dedim. Ne dememi bekliyorsun? Sorunlarımızı çözdük dememi bekliyorsun? Ne yapmamı bekliyorsun hem de? Neyse. Ben duşa giriyorum. Ne yapacağını bilmiyorsan... bence aşağı inip bana güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsin. Aman Feriha'cığım, ne yapıyorsun öyle yavrum? Bu ne hamaratlık? Önce merdivenleri sildin, şimdi de buzdolabını boşaltıyorsun böyle. Aferin sana. Ne yapacağım bunları? E çürümüşleri atıyorum hala. Ama kız öyle ucundan çürüdü diye azıcık atılır mı? Ben onları ayıklarım, yaparım yemek yavrum. Ula çürümüş bunlar, kokuyor işte. Ay bir hamarat kesildi bu da başımıza. İyi söyle bakayım, ne alayım pazardan? Haber ver bana, alayım hepsini. Hadi hadi, ben şunları atayım, çıkıyorum pazara. Ne? Feriha, ben de geleyim pazara, hem taşımana yardım ederim ha. Yok gerek yok, Gülsüm çıkıyor. Geleyim işte. Kahvaltı derken bunu kastetmemiştim. Söyledim işte bir şeyler. Kimi arıyorsun? Emre'ye bakacaktık. Aa. Taşınıyor mu? Sen yokken neler olmuştu mu anne? Merak etme. Ben yetiştiririm canım her şeyi. Şüphem yok. Telefonum kapalıyken kaç kere aramışsın sayamadım. Şimdi neden dün gece evine silah zoruyla girmişim gibi davranıyorsun? Ben artık buna dönmek istemiyorum anne. Tekrar yerimde saymak istemiyorum. Görüşürüz. Thank you.
Sarrafoğlu. Vakti geldi. Tamam. Bir sorun yok değil mi Nevbahar? Emir. Cansu. Emir kavga ediyor Levent Hoca'yla. Levent. Karışma. Bu kadar mı? Ha? Ne kadar istersen. Feriha. Hadi Feriha lütfen. Feriha desene. Bahar, Levent. Gördün değil mi? Nasıl kavga ediyordu onun için? Sokağın ortasında bir de ya. Kimseyi aldırmadan. Şimdi rahat rahat uyuyacaksın Cansu. Yarın sabah Emir'le ne istiyorsan konuşursun. Yine bu ilaç sersemliği. Hadi Cansu. Sadece uyu. Thank you.
elini bilgisayardan çektiğini görmek ne güzel. Artık biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşmak istiyorsun? Dün gece nereye gittin? Hava almaya çıktım demiştim. Başka? Levent. Başka? Onu görmek sana ne hissettirdi bilmek istiyorum. Ne zamandır hissettiklerimle ilgileniyorsun anne? Doktor tavsiyesi falan mı? Abini görmek sana ne hissettirdi merak ediyorum. Ya sen anne, asıl sen ne hissettin? Dinleydin, bir şey lazım mı diye soracaktım. Yok. Ama bu sizde kalabilir. Anahtar. Ne için bu? Evden taşınıyorum da emlakçıya verirsiniz. Tabii, baş üstüne efendim. Ya Seher bak, her şeyi konuştun. Sen anlattın, ben de anladım. Hadi evimize dönelim, uzatma. Sen beni ezdirdin Mehmet. O kapıdan çıkmama izin verdiğin an ailenin ayaklarının altına aldım ben. Ne düşmanlığım kaldı, ne iftiracılığı. Ya ben de ne düşüneceğimi bilemedim. Kafam karıştı işte. Yani seni kardeşime niye düşman bileyim? Niye iftiracı diyeyim sana? İşte sen anlattın, ben de anladım diyorum. Ama benim gözümün içine baka baka gidip de o kardeşine sarıldığın an hiç de öyle kafan karışıkmış gibi gelmedi bana. Yani ne yapayım daha Seher? Gözünü seveyim, kardeşim o benim. Ben de senin karınım. Ya ben o an şoktaydım. Ya ne bileyim, kafam karışıktı. Ya o da hemen arkamdaydı. Nereden bileyim? Bak hala emin değilim ne olduğundan. Ayağım takıldı, düştüm herhalde. Ya nasıl düşünebilirdim? Ya acıyı hem ben yaşıyorum, hakareti de ben işitiyorum. Ya tamam tamam, geç onları. Bak borcumuz da kalmadı. Yeni bir eve çıkarız ha? Ben seni o evde koruyamam. Ezdiririm. En iyisi kaçalım diyorsun. Ya ben seni niye ezdireyim? Ezdirmem ki. Yok. Zaten ben kuyruğunu kıstırdı kaçtı dedirtmem kendimi. Dönüyor muyuz? Dönüyoruz. Ama şartlarım var. Merhaba Ayn. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Aman kız, maşallah maşallah. Hızır deden elimi değdi kızsa. Bu ne hamaratlık böyle. Tü 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 tü. Maşallah. Kız Gülsüm. Ne kavgaydı dünkü ama değil mi? Ya anne şey, nerede şey? Ne aman karıştırma lafı. Adam hacı yatmaz gibi yumruğu vuruyor, yere düştü. Düştüğünden kalkması bir oluyor. Ya bu on numara ne kadar dövüşçü bir insanmış ya. Okumuş, yazmış çocuk, o kadar zengin ailesi de var. Bunlar böyle olursa bizimkiler ne olur be? Aman! Ay ne oldu anne ya? Aman kız, bana bu çocuk şey verdi, dur, anahtar verdi. Şey bu, on numara çocuk taşınıyormuş da, elekçi mi bir şey gelecekmiş, onu müşteri göstermeye. Bak ben bunu unuttum ya. Hoş geldiniz Emir Bey. O da istiyorum da. Kaç numara? 1206.
Anladım. Yani Emin otele yerleşti. Çıkmadı. Hala otelde değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Emir otele yerleşmiş. Benim çıkmam lazım. Salemciğim, seni daha sonra arayacağım. Hoş geldin. Teşekkür ederim geldiğin için. Dün için... Bana bir açıklama ya da özür borçlu değilsin. Bir arzunuz var mı? Bir kahve lütfen. Bu konuyla ilgilenmiyorum ve merak da etmiyorum. Peki. Ama ben ne olduğuyla ilgileniyorum. Merak da ediyorum. Ne oldu? Dün gece beni niye aradınız siz? Gece habersiz dışarı çıktığı için telaşlanmam çok doğal değil mi? Bence değil. Bülent'le ilgili bir sorun var. Ve bunu öğrenmek istiyorum ben. Bu konuşma giderek lüzumsuzlaşmaya başladı. Bir anlık zayıflığımı bana karşı kullanmana izin veremem. Bülent ve ben gayet iyiyiz. Sadece yeni duruma ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu düzene niye geçtiğinizi de, neden korktuğunuzu da öğreneceğim ne var. Bülent'i göreceğim. Dün gece görmedin mi? Kardeşin için sen sadece bir yabancısın Levent. Bu durumu düzeltmek istiyorsan benimle zıtlaşmaktan vazgeçmen gerekiyor. Yani bu beni eve davet edeceğin anlamına mı geliyor? Sözlerimden bir mana çıkarma lütfen. Artık sana ulaşabileceğim bir telefon numaran olduğuna göre bekleyebilirsin. Pardon ya. Müsait değil miydin? Otele yerleşmene şaşırdım. Yani sevindim. Hem iş hep elinin altında olacak. Hem... Burada olduğumu kimden öğrendin? Resepsiyondan. Yani gelirsen haber vermelerini istemiştim de. Neden sana söylediler? Ben seni çok merak ettim. Yani başta otele yerleşmene üzülüyordum ama... galiba en iyisini yapıyorsun. Başka türlü onu unutamayacaksın, anladım. Ne yalanlar, ne nişan. Hiçbir şey onu durdurmuyor. Neden buraya geldin? Emir, ben seni rahatsız ettiysem... Eğer gelmeden önce arasaydın müsait olmadığımı söylerdim. Ben çok...
Çok özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Yani buraya gelmemeliydim, biliyorum. Gidiyorum ben gerçekten. Yani anlayışlı olmam lazım. İyi değilsin, biliyorum. Ama burada olman iyi gelecek. Gerçekten yani. İşe de yakın olacaksın hem. Özür dilerim. Lanet olsun Feriha. Lanet olsun. Merhaba. Merhaba. Feriha ben, kapıcının kızı. Sizinle daha önce karşılaştık mı? Evet, otelde. Mendilinizi vermişsiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ne Bahar? Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen ne? Seni kahveye çağıracaktım ama telefonun kapalıydı. Ben de Bebek'te yürüyorum gün aşırı. Arada sırada Adnan Bey'le de karşılaşıyoruz. Aa, Adnan harikadır. Sohbeti de çok keyiflidir. Evet öyle. İşte elbisemiz de geldi. Ben bu modelin size çok yakışacağını düşünüyorum. Bir denemek ister misiniz? Olur, deneyelim. Tamam. O zaman sizi kabine alalım. Adnan Bey'i sevenler kulübü gibi. Merhaba. Merhaba Cansucuğum. Cansu ne oldu? Depresyon alışverişi yapmaya geldim. O Allah'ın cezası Feriha sonunda Emir'i delirtmeyi başardı. Ha, sokakta onun için yumruk düellosu yaptı ya. İnanabiliyor musunuz? Onun yüzünden bana bile kaba davranıyor. Levent Hoca ile nasıl kavga etti, haberiniz var mı? O kız sana bir şey... Mendil mi verdi sana? Evet, ilginç bir tesadüf. Otelde karşılaşmıştık. Ona mendil mi vermiştim? Belki sana komik gelecek ama seni o kızla ilgili uyarmak zorundayım Nevbahar. Anlayacağın, kapıcı kızımız biraz problemli. Apartmanda oturan herkese yakınlık gösterir. Böyle abartılı, gereksiz bir yakınlık. Cansu'nun söylediğine göre çok yalancı, hastalıklı bir kızmış. Yani Cansu onunla olan arkadaşlığından çok zarar gördü. Selemciğim, beni apartman görevlisinin kızıyla ilgili neden uyarmak ihtiyacı hissediyorsun? Bir dönem Levent'in teknesinde çalışmıştı. Şimdi de Levent onun okuduğu okulda ders veriyor. Aa, Levent'in öğrencisi olmasına şaşırdım. Demek iyi bir okul kazanmış. O kız Tekin değil Nevbahar. Cansu'yla benim etrafımızda olan insanlar konusunda çok takıntılı. Bak daha şimdiden senin karşına çıkmaya başlamış bile. Seni rahatsız etmesini istemem. Bence iki genç kızın arasındaki sorunları fazla ciddiye alıyorsun. Bana sadece mendilimi iade etti. Komik görünüyorum değil mi? Tutmuş sana sorunlu bir kapıcı kızından bahsediyorum. Yani şu an gerçekten utandım. Ama onun yüzünden Cansu'nun çok canı sıkıldı. Çok üzüldü. Belki de bu yüzden olayı biraz abarttım. Evet. Bülent kalkmıştır. Gidip ona bakmak istiyorum. Ümir. Ne yapıyorsun kendine böyle oğlum sen? Anne abartmasana. Peki. Yine kimle kavga ettiğini sormayacağım oğlum sana.
Çünkü o apartmandan taşındığın için çok mutluyum. Sonunda hepimiz için çok doğru bir karar verdin Emir. Peki daha ne kadar otelde kalacaksın? Biraz kafa dinleyip işlerle daha yakından ilgileneceğim. Ev işinde acelem yok. Emir. Merhaba. Merhaba. Sanem Hanım buralarda mı? Hayır efendim, bugün gelmedi. Teşekkür ederim oğlum. Göz yaşartan bir tablo. Oğlun bundan sonra işlerine odaklanmaya karar verdi Ünal Sarrafoğlu. Emir işlerinin başına geçecek. Yani bundan sonra en büyük rakibin oğlun. Benim zaten tek rakibim oğlum. Feriha. Seher dışarıda bekliyor. Yanlış anlaşılmaları konuştuk. Bir daha bu konuyu açmayacağız, tamam mı? Peki senin karın Feriha'dan özür dileyecek mi Mehmet Efendi? Ya hala işte kız şoktaymış, ne dediğini bilememiş. Yanlış anlaşılma olmuş işte. Kapatalım, bitsin. Ya öyle kolaydı değil mi iftirayı at, ondan sonra da kurtul git. Konu kapanacak dedim hala. Hiçbiriniz bir şey demeyeceksiniz. Tamam mı? Feriha. Bak senden kardeşin olarak söz istiyorum. Bir daha Seher'e terslik yapma. Yanlış anlaşılmamış, oldu bitti işte. Zaten zor ikna ettim getirmeye. Beni pişman etmeyin. Kusura bakma, tuhaf bir hafta sonuydu. Ne haber? Krediye başvurmuştum da vermişler. Gidip iptal ettirmem lazım. Niye iptal ettiriyorsun? Daha yeni borçtan kurtulduk Seher. Niye gidip yeni borca gireyim? Ya bak Mehmet, ne diyeceğim? Ya şimdi ben böyle birkaç gün evdeyim, dinleneceğim falan. Moralim de çok bozuk. Ya kaç zamandır aklımda. Diyorum ki bak, evin duvarları rutubetten çok kötü olmuş. Şöyle güzelce bir boyatsak, bir iki eşya alsak, şu evi bir adam etsek ha. Tamam, boya kolay Seher. Akşam bile yaparım ben. Değil mi?
Hadi orada senin bir boyamanla olmaz. Ya diyorum ki şöyle güzel boyacı çağıralım, güzelce bir elden geçirelim. Böyle bir iki yeni eşya falan. Hı? Ya bilemedim ki şimdi. Neyse. Ben zaten kendimi avutuyorum. İşte acım geçsin diye. Sanki bir şeyler işe yarayacak. Ya tamam tamam, alacağım krediyi, söz. Sen üzülme. Kardeşim gelme. Ne oldu senin suratına? Emir. Emir. Gelmeyeceğim. Emir. Pardon, Levent Bey'i gördün mü? Görmedim. Feriha. Feriha, bir şey mi oldu? Feriha. Bir şey olmuyor Koray. Olmuş bir şey. Bütün hafta sonu Emir'e ulaşmaya çalıştım. Cep telefonunu açmıyor. Okulun önünde gördüm. Bastı gitti okula girmeden. Kavga etmiş, yüzünü de gördüm. Ha, anlaşıldı şimdi ne oldu. Koray. Neden kavga ettiniz? Neden? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hande, neredesin sen ya? Canım, özledim seni. Anlatacak o kadar çok şey var ki. İyi, ben de her şeyi dinlemeye hazırım. Hadi. Neden kavga ettiniz? Karşılık vermek istedim. Teknede yaralandığınızı bile karşılık vermediniz. Niye şimdi? Öyle oldu. Ama neden? Çünkü bir sebebim vardı. Neydi sebebiniz? Bilmek istiyorum. Neden bilmek istiyorsun? Çünkü eğer... O geceyle ilgiliyse... O geceyle ilgili değil. Yani sadece o geceyle ilgili değil. Ama cevabım seni mutlu etmeyecek Feriha. Ben zaten çok mutsuzum. Duygularını kendine sakla demiştiniz. Yapamadım. Yine beceremedim. Bunu nasıl atlatırım bilmiyorum. Bana bir tek siz yardım edebilirsiniz. Artık yardım edemem. Artık tarafsız değilim. Ben sana aşık oldum. Bıyıklıyla. Bıyıklı Feriha'nın nişanlısıymış. Ha bu manyaklık.
Önce bıyıklı, sonra Levent Hoca. Arada da Emir. İlginç bir üçleme. Demek Levent Hoca ile meydan savaşı yaptı ha? Emir haksız diyemem. Bıyıklıyı öğrendikten sonra ruh sağlığından şüphe etmeliyiz. Ya çok iyi görünmüyordu zaten. Dün bana çok ters davrandı. Odasından kovuyordu neredeyse. Odasından? Bizim otelde kalıyor. Dün ziyaret havasına değilmiş. Bakalım bugün nasıl? Görüşürüz. Levent Hoca. Renkli bir hayatınız var kaptan. Ya senin hayatın? Başkalarının hayatıyla kendi hayatını renklendirmeye çalışıyoruz. Yazık. Tanıyor musun? Yok, tanımıyorum ben. Yani çok rahatlar da ona bakıyorum. Ben alışamadım İstanbul'un bu rahatlığına. İstanbul'a ne alakası var canım? Sevgili onlar. Gelsinler de bizim köyde sevgili olsunlar, göreyim. niye gülüyorsun ki? Ben komik bir şey mi söyledim? Yani sevgililik böyle ulu orta yerde falan mı oluyor illa? Ne var ya? Gülmek kötü bir şey değil ki. Hem insan senin yanında depresyona girmez. Bence Feriha çok şanslı. Ya sorma. Feriha'nın sanki yüzü gülüyor da. Ya artık arkadaşın ne yaptıysa Feriha'nın asla yüzü falan gülmüyor. Gülsüm, sen neden böylesin? Ben nasılım? Bütün gücünü Feriha'ya veriyorsun. Kendi hayatını askıya almışsın sanki. Tamam. Ben de böyleyim. Ama ben bir şeylerden kaçmak için böyleyim. Kendi dertlerimden kaçarken Emir'inkileri sahiplenmek kolay geliyor. Sen niye böylesin? Neden kaçıyorsun? Ya bilmiyorum. Yani kaçmıyorum ben. Yani okul, ev, ya İstanbul. Ya benim babam köyde bir kızla yaşıyor. Genç bir kızla. Ya çok maceralı değil işte bunlar. O zaman sana da bir macera lazım. Bakkal pirincinden hiçbir şey çıkmıyor. Bak bak, boşuna bakıp duruyorum demin. Şampanya mı yapsak? Hayırdır kız? Ne şampanyası? Duvarlara şampanya patlatacağım da. Ay Hatice hala. Ay şaka yapıyorum. Ya duvarların rengini değiştireceğim de şampanya rengi mi yapsak acaba diye düşündüm. Şimdi boyacıya gideceğim, karar veriyorum. Bana bak, nereye gideceksen git ya, çabuk gel, ben o numaraya çıkacağım, ona göre. Niye? Ne niye? Allah Allah, adam taşınıyormuş orada. O ev sahibisi dedi, o para yönden verdi diye eşyalar kalacak dedi. Yalnız emlakçı gelir, adam getirilmiş, hani ortalığı bir toparlayın dedi ona. Yani aşk olsun Hatice halacığım. Ben dururken sen niye çıkıyorsun, yoruluyorsun? Sen ver ver, ben zaten Sanem Hanımlara da görüneceğim. Unutmasınlar beni. Hani çok havaslı görünüyordun boya alacağım diye. Aman canım, acelesi yok, ben hallederim onu sonra. Ay anahtarlığı da pek havalıymış. Neyse ben gittim. Allah'ım, bunlara hepsine kızın eli değmiş. Bir hamaratlık, bir hamaratlık. Günlük şunun da dökümlerini istiyorum bu arada. Tamam efendim. Neyse, sonra konuşuruz. Peki. Nasıl gidiyor bakalım iş hayatın? Döndün ha? Döndüm. Olaylı günler. Emir, daha ne kadar kalacaksın burada? Hani bilmiyorum. Yeni yıla evsiz bir adam olarak girmeni istemiyorum. 2011 hepimiz için ilginç bir yıl oldu. En çok da senin için. Çok şey yaşadık. Yaşadın. Şimdi koca bir yıl gibi hepsi geride kaldı. Geçti. Emir, ben hep senin yanındayım.
hep de yanında olacağım. Vay be. Bekar evine bak sen. Ay yazık, bizim kızı da bir atamadı şu eve. Ama bizimkinde kabahat. Ben bulsam böyle zenginliği hiç çıkmazdım vallahi. Bakalım neler bulacağız. Böyle sen bir eski fotoğraf falan unutur. Seher, sen misin kızım? Allah Allah. Kızım niye sen? Ha, benim valla. Ama ben de seni Seher zannettim ya. Çıktı 10 numara bir saat dinmiyor aşağıya. Nereye çıktı? Şu 10 numaraya. Oraya şey gelecekmişler, temizlik yapmaya gitti. Al da anahtarı, bir saattir yok ortada. Kız sen nereye gidiyorsun şimdi? Markete, markete. Ay, daha yeni geldin. Allah'ım yarabbim. İnsan gelirken alır ne alacak? Vay be. Emir Bey'e bak sen, hiç boş durmuyor. Efendim Mehmet. Ben 10 numaradayım. Ne işin var 10 numarada Seher? Evi temizliyorduk herhalde Mehmet. Ne yapayım? Öyle dağınık bırakıp gitmiş, ev sahibi de toplayın demiş. Ya bırak çık oradan Seher. Sana mı kaldı o herifin halısını toparlamak? Ay Mehmet ne yapayım? Halan ısrar etti. İlle git temizle diye. İyi tamam ya. Öf. Kapat. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ya? Ne yapıyorsun? Evi temizliyorum Feriha. Ne diyorsun ya? Aa. Kapat onu. Ne oldu? Al istiyorsan sen gir içeri ha. Özlemişsin de şöyle tişörtlerini falan koklarsın. Bak bana bak. Delirtme beni. Delirsin. Ne diyorsun be? Yürü be. Bana bak, delirtme beni. Bana bak, sen bindirin. Feriha. Mehmet. Bak ben sana ne dedim? Beni hor görecekler dedim değil mi? Hayır, arkadaşının evini temizliyorum diye demediğini bırakmadı. Ne biçim konuşuyorsun sen karımla? Aşağıda konuşuruz. Ay, aşağıda ne konuşacaksınız çok merak ettim. Bir dakika karışma Seher. Özür dile. Mehmet üstüme gelme, aşağıda konuşalım dedim. Ya özür dile. Mehmet yürü diyorum ya. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Söylesene. Neler oldu bilmiyor musun? Feriha'nın sesi. Özür dile Feriha. Bu ne terbiyesizlik? Neler oluyor burada ya? Rıza Bey, bu kaçıncı gürültü patırtı bu apartmanda? Yeter artık ya, ayıptır. Kaza olmuştur efendim. Biz mecbur muyuz Rıza Bey bu kavga gürültüyü çekmeye? Bir cam çerçeveyi indirmedikleri kalmıştı. Ben temizlerim efendim. Temizlerim. Dur ben bakarım. Buyurun efendim. İyi akşamlar Rıza Bey. Sizinle konuşacağımız önemli bir konu var. Biraz yukarı gelebilir misiniz? Hemen geliyorum efendim. Abi, hayırdır bu saatte? Yönetici çağırıyor. Emir ne yapıyor acaba şimdi? Ha, kesin hissedir. Gitsek mi? Ya eminim Emir bile kendini bu kadar düşünmüyordur. Hı hı.
Tülinler bizde zaten. Tamam, ona da haber vereceğim. Görüşmek üzere. Ne oldu? Yarın acil bir apartman toplantısı düzenliyoruz. Kapıcıyı değiştirmek üzere. Görüyorsun değil mi? Bir özür bile dilemedi benden. Ay, koca apartmana rezil olduk. Ben şimdi o Sanem Hanım'ın suratına nasıl bakacağım? Ya bırak Sanem Hanım'ları. Onlar kim ya? Allah Allah. Sen de kardeşine laf geçiremedin, bir özür bile diletemedin. Bana mı patlıyorsun? Eşek gibi özür dileyecek o. Göreceğiz. Hayır, yani anlamıyorum ben. Ben o çocuğun evini temizledim diye niye bu kadar bozuluyor bu? Ya ben Feriha'ya sana saygısızlık yaptı diye kızdım. Ama sen de haksızsın. O herifin bize çektirdiklerini bile bile niye gidiyorsun oraya? Ne işin var orada? Ya tamam, doğru söylüyorsun. Aman canım, kız da haklı tabii. Yani yediremedi şimdi yengesinin gidip de o adamın evini temizlemesini. Ne oldu abi? Toplantı yapacaklar. Bizi atacaklar mı? Bir karara varacaklar artık. Emir, ne oluyor? Hafta sonu eve bakacaktık, sesin çıkmadı. Kaptanla da kavga etmişsin. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Üstüme gelme. Anlat kardeşim. Birader, konuşacak anlatacak hiçbir şeyim yok. Daha o kadar kötü diyorsun yani. Ya, sorma halacığım. Yani işte, bu da geldi başımıza. Olan oldu, ne yapalım? Yok yok, öyle kaderimize razı bekliyoruz, ne yapalım? Tamam, tamam halacığım. Zehra'ya da haber vermedik abi. Hele bir neticeyi alalım, haber ederiz. Neticesi mi var baba? Atacaklar işte bizi. Tamam, seher yeter, sus. Ya niye durayım ki? Yani ben orada temizlik yapıyordum. Ne vardı kavga çıkaracak Feriha? Feriha, yengenden özür dile. Ama... özür dilerim. Neyse, büyüklük bende kalsın. Zaten senin yüzünden evsiz kalacağız. Biz atarlarsa. O iki cadı sırf sana kötülük olsun diye yapıyorlar. Öyle ama. Seher haklı bu sefer. Allahlarından bulsunlar, ne diyeyim. Ya Feriha, kimler bizim için gitmesinler der acaba? Ya mesela şu modacı kadın. Ya tatlı bir kadın o, gitmesin der değil mi? Ha? Kimseye güvenemezsin Gülsüm. Ne düşünüyorlar, ne yapacaklar bilemezsin ki. Her şey kabus gibi bitebilir. Tahmin edemezsin. Feriha ya, vallahi gece gece içim karardı yine. O zaman yandık gitti desene. Ya bu gece Feriha'lardan kurtuluyoruz.
Hala inanamıyorum. Gördün mü bak? Emir buradan taşınıyor diye ne kadar üzülmüştün. Halbuki nasıl işine yaradı? Emir burada olsaydı Feriha'yı göndermek hiç doğru olmazdı. Haklısın. Muhteşem zamanlama gerçekten. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Cansu. Bizi apartmandan atamazsınız. Neden? Ben sana yardım ettim. Ben de sana para verdim. Cansu lütfen sen Sanem Hanım'la konuş. Yani atmayın bizi apartmandan. Sana artık ihtiyacım yok Seher. Güle güle. Hocam geçmiş olsun. Yüzünüze ne oldu? Satranç oynayanlarınız varsa bilir. Taktik yapacak bir şey varken ne yapacağınızı bilmektir. Strateji ise yapacak bir şeyiniz yokken ne yapacağınızı bilmektir. Geçebilir miyiz? Öyle apartmanda gürültü kopunca çok kötü oldu işte. Sanırım bizi apartmandan kovacaklar. Bu kadar kolay mı bu işler ya? Ne bileyim. Dayıma kalsa çok bile dayandık diyor. Bizim evde hep kavga gürültü vardı ya. Bunlar bize müstahat diyor işte. Of, ne yapacaksınız peki şimdi? Gece toplantı var. Mülk sahipleri toplanacak ve oylama yapacaklar. Sabah bildirirler bize kararı. Artık dayım başka semtlerde, başka apartmanlarda kapıcılık bakacak. Ya zaten bir yılda kalmıştı emekliliğine. Ama zor tabii. Yani çok zor kapıcısız bir apartman bulmak. Ya bulamazsınız? Ev bakacağız. Yani hep birlikte durumumuza göre bir ev bakacağız işte. Dediğim gibi hayırlısı ben... Saat geç olmuş, eve gitmem lazım. Annem merak eder. Dersimin erken biteceğini biliyordu da. Hoşça kal. Sanırım Feriha'ları apartmandan atıyorlar. Burada büyüyecek Zehra. Ne kadar büyük. Ay
ben gideyim bir sürü siparişleri alayım. Yok işte duvarı boyayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye hevesleneyim. Biz şimdi yılbaşına evsiziz ha? Ya ben ne kadersizmişim ya. Öyle deme Siyer Hanım. Allah'ın gücüne gider. Kimse kimseye bir haftada çık demez. Nereden baksan bir ay süresi var o işin. Ay vallahi içim ferahladı. Şu Gülfida. He. Vallahi gidip karşıya bir çıtlatasın var ama çocuk oyunumu bu derler diye korkuyorum. Zaten bir apartmanın kovduğunu öbürüsü alır mı ki? Ay dur hadi abla. Sanki sana hemen şimdi çık diyen varmış gibi sen de yani. Yok yok. Ay sonra da apartman toplantısı var abi. Benim anlamış. Kovacaklar diyor. Oy. Yardım etmemi ister misiniz? Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Gerek yok. Adınız neydi? Feriha ben. Feriha. Güzel bir isim. Mendilimi yıkamışsınız. Evet. Yanlış bir şey yapmadım umarım. Aksine... Bu davranış sizin yaşınızdaki gençlere göre oldukça zarif. Teşekkür ederim. Sanem Hanım'ın şikayeti üzerine burada toplandık. Buyurun Sanem Hanım. Evet, bu gerçekten çok tatsız bir konu. Rıza Bey ile ailesi... Yıllardır bu apartmandalar. Tabii canım. Daha neler neler oldu yani. Bu tip iş ilişkilerinde zaman yıpratıcı olabiliyor. Yani istemesek de yüz göz oluyoruz. Rıza Bey'in emekliliğine bir yıl kalmış. Herhalde bunun da etkisiyle işleri iyice boşlamaya başladılar. Evet ama bir yıl çok önemli. Tabii ki. Ama başka bir yerde de kapıcılık bulabilirler. Ayrıca tazminatlarını da ödüyoruz biliyorsunuz. Ben kendi adıma... Artık kendimi bu apartmanda güvende hissedemiyorum. Hele yazın yaşadığımız rezaletten sonra... ...ben bu aileye artık güvenemiyorum. Ya, haksız da değilsiniz. Şu apartmanda neler olmadı ki? Silahlar bile patladı. Daha ne olsun? Evet, herkes burada olduğuna göre herhalde oynamaya geçebiliriz. İki numara daire yurt dışında olduğu için ona ulaşamadık. Nevbahar Hanım da kendi kişisel sebeplerinden dolayı şu anda aramızda değil... Fakat kendi oyunu bana şu zarfla iletti. Oyu burada. Biz de 8 daire üzerinden oylamaya devam edeceğiz. 10 numara da yok. Ne olacak? 10 numara taşındı biliyorsun. Ben ev sahibiyle görüştüm. Bana vekalet verdi. Yani onun oy hakkı da bende. Evet. Tatsız da olsa artık oylamaya geçebiliriz. Gitsinler. Kalsınlar. Lara'cığım, bu oylamada söz hakkı annende. Kalsınlar. 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 Gitsinler. Gitsinler. Peki, Nevbahar Hanım'ın oyu? Evet, onu da bakalım. Kalsınlar. Hay Allah. Ya işin en zor kısmı bana kaldı. Böyle olmasını hiç istemezdim ama... ...iki oy hakkım olduğuna göre kararı benim oyum belirleyecek. Fazla uzatmaya gerek yok. Gitsinler diyorum.
Yani hepimizin hayatında yeterince huzursuzluk varken bir de kapıcılarımızın huzursuzluğuyla... Emir. Merhaba. Seni beklemiyorduk. Sanırım oylama var. Bir saniye. Yalnız bu bir apartman toplantısı. Apartman sakinleriyle ilgili. Ben de bu apartmanda oturuyorum. Taşınmak üzere olduğunu sanıyordum. Her neyse, henüz taşınmamış olsan bile sen kiracısın. Burada bir söz hakkın olamaz. Ev sahibinin oy hakkı da bende. Kiracıydım ama artık değilim. Dün evi aldım. 2-3 güne de topu gelir. Bununla idare edin şimdilik. Sanem Hanım. Peki, nerede kalmıştık? 4 evet, 4 hayırdı galiba. Peki, sizin oyunuz? Yalsınlar. Beşe 4 oyla aynı kapıcıyla devam kararı almıştık. Evet efendim. Sizinle devam etmeye karar verdik. Peki efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. Ay çok şükür ya. Ay çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Aman yaşasın. Komşularımızı rahatsız etmiş... Şikayetlerini toplamışız. Ama yine de bize kıyamamışlar. Bizi ekmeksiz, çatısız bırakmamışlar. İnsan sevineceğine yüzü kızarır da utanır. Ayıptır. Ben yöneticiye teşekkür etmeye gideceğim. Mehmet... Sen de gel. Baba. Ortalığı kırıp döken sensin oğlum. Gel. Feriha, sen de gel. Kalk. Yine o kazandı. Gördün mü? Yine Feriha kazandı. Cansu. Zaten başım ağrıyor. Al iç şunu, sakinleşirsin. Ya... Emir gitti, onun için ev aldı ya, ev. Sırf Feriha gitmesin diye. İyi de nereden öğrendi bunu? Lara mı söyledi acaba? Yo. O söylemez ki, onun hiçbir şey umurunda değil zaten. Levent Hoca. Sen Levent Hoca'nın annesine söyledin. O gitti oğluna söyledi. O da sevgilisinin eski sevgilisine söyledi. Ya bir şeyler söylesene. Cansu yeter artık. Sinir krizi geçireceksen git dışarıda geçir. Ünal merhaba. Ben kendime bu hafta izin verdim de
Müsaitsen seni bekliyorum. Kutlamaya mı Feriha? Şövalyen kurtardı sizi. Sırf sen gitme diye buradan ev aldı ya. Tapusuna da bakmak lazım. Belki üstüne yapmıştır. Ne diyorsun be? Allah kahretsin seni yalancı. Ya ama beddua etme şimdi. Ya Gülsüm yürü. Nasıl acındırdın kendini değil mi Feriha? Hakikaten sen ona ne verdin ya? Hı? Bu evi alabilmesi için karşılığında ne verdin? Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Parçalarım seni, parçalarım. Feriha lütfen. Ya Feriha delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya? Ya dayım ne dedi şimdi? Sen ne yapıyorsun? Ya bırak sana ne derse desin. Sen kendini bilmiyor musun? Hem ona takılacağını Emir'e bak. Ya taşınacağım diyordu. Şimdi ev satın aldı. Kendine oldukça uzun süre izin vermişsin. Otelde yokluğun hissediliyor. Hayatım sadece otelden ibaret olmadığı için şanslıyım bence. Yani buraya beni iş konuşmak için çağırmadın. Aslında ben de seni arayacaktım. His için Emir'in de katılacağı bir toplantı organize etmek istiyorum. Hafta sonu durumun nasıl? Vaktin var mı? Tabii ki. Ama bence Emir'e bir sormalısın. Çünkü hani iki gün üst üste toplantı sıkıcı gelebilir. Anlayamadım. Yoksa benden habersiz özel bir toplantı mı yapıldı? Oğlun dün geceki apartman toplantısına damgasını vurdu. Apartman toplantısı mı? Eski sevgilisini savunmak için büyük bir kahramanlık yaptı. Nasıl yani? Hala anlayamadım. Emir artık burada oturmuyor ki. Oğlun artık burada bir ev sahibi Ünal. Ne? Emir evi satın almış. Ev mi satın aldı? Yani şimdi son durum? Biz apartmanda kalıyoruz. Bu iyi bir şey. Senin suratın niye böyle? Arkadaşım var ya, taşınıyordu. Şimdi de taşınmıyor, oturduğu evi satın almış. Ne? Ne yapmış? Oturduğu evi satın almış işte. Sanırım biz de onun oyuyla kalıyoruz. Emir ya, kardeşim işte. Ya Koray, bu Emir gerçekten bu kadar seviyor mu Feriha'yı? Sence? Bilmiyorum ben. Gerçekten anlamıyorum artık. Ya bir birbirlerini seviyorlar ya birbirlerinden nefret ediyorlar. Feriha çok üzgün durumda. Sevinse sevinemiyor. Ya kız perişan halde. Ne yapacağını bilmiyor artık. Gülsüm. İkisi de ne yapacağını bilmiyor ya. Acaba biz mi bir şey yapsak? Nasıl yani? Ne yapabiliriz ki biz? Sen çok ileri gittin Emir. Bu yaptığınla bardağı taşırdın artık. Baba kısa keseceğim. Kendime ev aldım ve yatırım yaptım. Yatırım yapmış. Kimi kandırıyorsun lan sen ha? Karşında babam var. Ünal Sarrafoğlu var. Sefil bir yalancı için ev aldın sen. Manyak herif. Bu evi kendi paramla aldım baba. O kadar. Beni karşına aldığına çok pişman olacaksın Emir.
Efendim? Kardeşim ne haber? Ya şu ev meselesi... Dur. Yüz yüze konuşuruz. Şimdi telefonda olmaz. Okula gelsene. Ya Emir onun için ev aldı ya. Ev aldı. Sırf o gitmesin diye. Emir artık çok abarttı. Feriha'ya öyle bir güç veriyor ki... o kız o kadar ezikliğine rağmen... yalancılığına rağmen... başı dimdik dolaşıyor. Ya senin derdin Feriha. Benimki sadece Feriha değil ki. Emir ya, Emir. Gerçekleri görebilmesi için daha ne yapabilirim? Demek artık dışarıdan yardım almanın vakti geldi. Nasıl yani? Ünal abiyle Aysun abla bu işten hiç hoşlanmayacaklar. Madem yokluğumda bu kadar kaynaştınız... Aysun ablayı ara ve ona müjdeyi ver. Allah'ıma çok şükürler olsun ya Rabbim. Gülfin'den şu adağı da yerine getirdik mi daha iyice gönlüm rahat olacak. Ben boşuna demedim Allah'tan ümit kesilmez diye. Ama yine vicdanlı insanlarmış ha. Oo çok çok. O iblis bak Zehra'yı vurduğunda da Allah için çok arka çıktılar bize. Hayır Yatçı abla ya. Şu iblisi hatırlatıp durma. Vallahi elim ayağım oynuyor ha. Ne yapacaksın hayat? Yazık. Vallahi biz yıllarca karşılıklı dükkanlarda çalıştık. Melek gibi adamdı, karıncayı incitmez. Artık ne yaptılarsa delirttiler adamı. Bak Seher Hanım, ben sana bir cevap verirdim ama muhatabın olmayacağım. Hadi Gülfiden kalk gidelim, şu şey adak işini halledelim kızım. Hadi. Ayıp oluyor ama Seher Hanım. Ay ne var, yalan mı söyledim, delirttiler dedim. Delirmedi mi? Tövbe tövbe. Afiyet şeker olsun Halil'la. Efendim Gülsüm. Feriha canım, neredesin sen? Okuldayım, çıkacağım birazdan. Yok çıkma. Niye? Çıkma, çünkü ben okula geliyorum. Nereye, okula mı geliyorsun?
Evet, çünkü ben hani çok merak ediyordum da ben bir geleyim dedim işte ya. İyi tamam, çabuk ol. Tamam canım, yoldayım zaten. Hadi bay bay. İyi ki yalan söyleyemiyorsun. Allah, ya vallahi Feriha çok kızacak. Yani yolacak beni ya. Yok, yolmaz, yolmaz. Alışkınım. Nasıl alışkın? Ya şey, biz daha önce bir arkadaşla daha böyle bir şey yapmıştık. O zamanlar Emir Feriha'yı kovalıyordu. İşte onları amfiye kapatmıştık. İyi bir şey o zaman, sen tecrübelisin bu konuda. Ama bak bir şey söyleyeceğim, benim yine de aklıma yatmıyor bu olay ya. Bir şey olmaz. Hadi. Tamam. Dejavu kardeşim, konuşun. Vallahi bana kızma Feriha, Kore ısrar etti. Al bakalım Halila, beş şey kurabiyesi. Aydır burada. İlaç tedavisi de var ama bir milim derleme yok. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. İşte konuşsunlar daha iyi. Ya ama bizim eve geç kalmamamız lazım. Ya hala ses yok. Ne
Bakayım. Kapalı kaldığımız günü hatırlıyor musun? Her şey ne kadar başkaydı. Masumdu. Çok başındaydık. Şimdi sonundayız. Hoşça kal Feriha. Hoşça kal. Ya Feriha, bir şey desene. Ya siz ne konuştunuz, ne oldu? Ya sen çok üzülüyordun. O da evi satın almış. Koray da bunları mutlaka konuşması gerektiğince ben de tamam iyi dedim. Yani ben belki barışırsınız diye düşündüm. Kötü mü yaptım? Yo. Çok iyi bir şey yaptınız. Biz kurtulduk birbirimizden. O ne biçim laf Feriha? Geriye bir şey kalmamıştı. Kurtulduk işte. Tamam. Abimi veriyorum. Kan sağlıcakla. Alo. Zehran, biz çok iyiyiz. Sen hiç merak etme. Ömer'im ne yapıyor? İyi mi? Ha, Zehra, bu Yasinler tarla işini hallettiler mi? Bir anlat bakayım bana. Yo, çok yazmaz. Ev telefonundan konuşuyorum. Akşam 7, sabah 7 bedava. Yo. Sadece şehirler içi değil, şehirler arası da bedava. Ya? Ver bakayım bana bir Ömer'imi. Bir konuşayım onunla. Ömer, ne haber oğlum, iyi misin ha? Oradakileri, amcanları rahatsız etmiyorsun değil mi? İyi, aferin. Ömer, senin o kumandalı arabayı en kısa zamanda getireceğim oğlum sana. Yalnız... Arkadaşlarınla beraber oynayacaksın ha, tamam? Tamam. Yahu senin sesin uykulu gibi be. Ver, anneni ver bana. Zehra, bu çocuğun sesi çok uykulu gibi geldi bana ya.
Köy havası. Ne de olsa temiz hava, uykusu geldi tabii çocuğun. Hadi hadi. İyi geceler. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Feriha, şu makbuzları dağıtıver kızım. Pişt Feriha. Hadi yine iyisin. 10 numara gitti, apartmanda rahatsın artık. Çarparım ha. Dur, ben bakarım. Zehra aramaya doyamadı abi. Efendim. Buyurun. Rıza Yılmaz benim. Evet efendim. Halil kaçmış mı? Abi. Feriha nerede? Feriha nerede? Feriha nerede?